Final yaptınız, geldiniz. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bitirdik işte, birazcık yorgunuz, evet. Ama çok şükür çok güzel geçti. Nasıl bir dizi geliyor? Bakalım. Serena Hanım. Birlikte görelim. Umut Ebürgen'le aşk haberlerini yalanladınız, evet. Ama hayırlı olsun diyelim mi tekrardan? Terlikler çok konuşuldu sosyal medyada. Ya o terlikleri ben ilk giyişim değil ki, niye her seferinde bu kadar şaşırıyorsunuz anlamıyorum ki. Terlikler sevdiğim terlikler. Adana'dan dönünce biraz konuşuldu. Beyaz çorap Adana stili. Öyle yani. Yok seviyorum, giyiyorum, ne yapayım, kim ne derse desin artık. Ya, kebapla aranız çok iyi, ben biliyorum normalde. Kebap çok seviyorum. Sen nereden biliyorsun benim kebap sevdiğimi? Sürekli biliyorsunuz ya. Kebapla çok çekilmişsiniz. Kebap seviyorum ya, hele sakatat çok seviyorum. Oraya düşünce ben zaten kendimi buldum. Aynen, çok valla mutluydum Adana'da. Adana'yı da şey olarak sevdiğiniz herhalde, genel olarak bayağı bir önüm. Benim için ev aldı falan dediler gerçi yalanlar. Yok ev almadım ama köpeğimle beraber gittiğim için hani geçici süreliğine yaşayabileceğim bir yer bakınıyordum açıkçası. Ama bulamadım, otelde kaldım. Hiç önemli değil, köpeğimle beraber mutluydum. Ama Adana çok güzel bir yer. Benim Antalya geçmişim olduğu için Akdeniz iklimi yabancı olduğum bir şey değil, o yüzden hoşuma gitti vallahi. Full güneşti, hiç kış yoktu. Kışı buraya gelince gördüm ben. Öyle. Zaten yazı seviyorsunuz. Yazı seviyorum ya, güneşi seviyorum. Baya güneş enerjisini çalışıyorum. Daha başka var konuşalım mı bir ya, şey? Sonra. Bir yıla nerede gireceksiniz acaba? Bir yıla burada gireceğim, yok. Ailenizde mi olacaksınız yoksa? Annem burada ama annem birazcık rahatsız. Evet, sağ olun. Yani vallahi hiçbir plan yapamadım. Plan yapabilecek kadar enerjim yok. Çok yoruldum. Tüm dünya için kötü geçti ama. Tüm dünya için kötü geçti ama bu 2021 yılı, ama sizin için nasıl geçti? Sizin için önemli noktaları var mıydı? Vallahi yani evet, hepimiz için sağlıksal olarak tabii ki zor geçti ama ne bileyim, ben kendi adıma açıkçası verimli bir süreç geçirdim diyebilirim. Tabii ki çok çok fazla öncelik sıramız değişti, kıymet verdiğimiz şeyler değişti ama bilmem yani, benim şikayetçi olduğum bir şey yok. Tabii ki umarım önümüzdeki yıl daha da iyi olur. Hepiniz için. Yeni yılı nerede karşılamış? Biraz önce. Aynen. Yurt dışında olacağını. Bir şey söyleyeyim. Siz sarılınca böyle soluna girince bence İsmail iptal. Peki efendim, yanlış anlamazsın. Magazinde bu parasal konular çok konuşulduk. Evet. İşte terlik giydiniz dediniz ama biz internetten haberlerde baktığımızda kimisi 265 lira, kimisi de 2600 lira dedi. Bu orijinal ya, bir terlik miydi? Fiyatlar doğru değil. Bu marka, bahsettiğiniz marka da doğru değil. Marka arkadaşımın markası. Bir de çok uzun zamandır giydiğim şeyler, söylediğim gibi. Arabam geldi bu arada. Efendim, yani hakikaten bahsedildiği gibi değil fiyatlar. Ne bir kadar? De ben aldığım bir şey, şimdi onu söyleyeyim. Evlenen bir şey var ama aldığım bir şey ben gerçekten senelerdir kullanıyorum. Son olarak efendim, Umut Bey'le buna bir şey söylesek. Buna bir şey yani, hani timing nasıl? Müthiş. Çok iyiydi. Şunu bir nihayete bağlasak artık. Çok teşekkür ederim. Hayırlı var mı yok mu diyelim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok özür dilerim. Kurak. Çekimler bitti Adana'da. Final yaptınız, geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bitirdik işte, birazcık yorgunuz, evet. Ama çok şükür çok güzel geçti. Nasıl bir dizi geliyor? Bakalım. Serena Hanım. Birlikte görelim. Umut Ebürgen'le aşk haberlerini yalanladınız, evet. Ama hayırlı olsun diyelim mi tekrardan? Kolay gelsin. Sağ olun. Harika. Şimdi Serenay, bu terliklerin biliyorsunuz reklam yüzü. Reklamını yapıyor zaten bu markanın. Tabii, ücret markayı ödemiyor. Söylemeyeceğim. Dolayısıyla bak, şimdi terlikle de çıkınca dikkat çekti. Bütün magazinlerde terliği gördü. Şimdi satışlar patlayacak. Arttı. Akıllı bir strateji. Bilinçli mi yapılan bir şey? Herhalde bilinçli. Tabii, canım. 15 bin TL'ymişti bu terlikler. Valla öyleymiş. Sen de çizgili pijama. Evet, hani bu kadınlara sor Allah aşkına. Çizgili pijama, hani erkekler giyiyor ya buralarına kadar böyle. Şuralara. Yaş itibariyle de alman lazım. Ben de paçalı don giyerim. Bana çakmadan ben kendime çakarım, merak etme. Yani.
Evet, yine terlik, biz neden bahsediyoruz? Gene ne dedi acaba? Seyhancığım niye konuyu karıştırıyorum? Biz bak şimdi haberden bahsediyoruz. Orada diyoruz ki pijama alsın diyor. Tamam. Çizgili pijamalar var ya, dede pijamalar. Şimdi Serenay güzel bir reklam stratejisi uyguluyor dedim. Çünkü bu terliklerin reklam yüzü kendisi. Biliyor ki havaalanında da magazinler bekliyor. Biliyor ki terlik içi çorap da çok dikkat çeken bir şey. Şimdi abi, terliği zoomlayacaklar. O terliği gören de Serenay'ın giydiği terlikler diye herkes alacak. Ben size bir şey söyleyeyim. Aynısını Bahar Candan yaptı. Bahar Candan'ın giymiş olduğu terliklerden patlama yaşamış. Allah Allah. Yemin ediyorum. Allah aşkına bu nedir ya? Bakkala iniyormuş gibisin Allah aşkına. Veya kapıya çöp atmaya indin. Ay çok bu nedir Allah aşkına? Çok komik yapmayın. Çok tatlı görünüyor bence. Tatlı bana göre çok Allah doğal. Aşkına. Ben çok sevimli hayır. buldum. Aşağı. Çok sevimli geldi. Hiç rahatsız etmedi. Ay bana çok rahatsız etti. Bazı insanlar cooldur. Nereye giderse o cool değil, giyin, o ne giyerse giysin. Allah aşkına yapmayın. Şimdi yeni rap tarzı diye bir şey var. Onlar da böyle giyiyor. Yani biliyorsun değil mi? Ya bunu Kim Kardashian ya, yani. Ben de giyiyorum yalan söylemiyorum ha, yani. Kim Kardashian çok altı terlik giyip çıkıyorum. Çok çıktım eskiden de. Ama eskiden de. Siz gidiyor musunuz kızlar? Bir yere giderken böyle. Böyle gitmiyoruz ama. Böyle gidilecek yer var, gidilmeyecek yer var. Markete falan, hani eski taharat tuvaletleri vardı biliyor musunuz böyle oturmalı. Onlarda terlikler vardı. Hayır canım, 15 bin liraya giyiyor terliği, gir et tarihte. Öyle mi? Giy 15 bin lira, 15, al tarihte kullanırsın. 15 bin lira mı? Onu diyorum, dinlemiyorsun ki. Evet, 15 Şaka. Bin lira o terlik. Şaka. Reklam yüzü diyorum, evet. Lan deniyor mu bunlar? Evet. Canım o para vermiyor zaten. O vermiyor. O reklam reklamını yüzü. Yapıyor. Hı. O terliği gidi reklamı oldu. Gözünü kim paralıyor. Nerede sayın şimdi yine. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu bir haftadır bir video çok fazla tıklandı biliyorsunuz. İşte Doğa Bekleriz'in İbrahim Tatlıses'le ilgili bir video. Ay harika anda, değil mi ya? Evet. Ve şu anda o video var mı Savaş Kalafat? Milyonlarca tıklama aldı ve biliyor musunuz? Eşarbını yan bağlama şarkısı, kız eşarp Doğa firmaları Doğa'ya çok güzeldi. Gerçekten. Yok yok, o şu anda Mersin'de çocuğu var. Hala evlendi, işin içinde sadece var. Özel hayatıyla gündeme gelmiyor. Bir evladı oldu. Şansın insana nereden güleceği hiç belli olmuyor. 20 yıl sonra şans sana gülebiliyor. Kendisi de koymadı bunu bu arada. Doğa bir takipçisi görüyor. Var mı o video koyuyor. Savaş Bey? Bir haftadır tıklanma rekoru koyuyor ve şu anda eşarp firmaları Doğa'yı arıyor. Ben çünkü Doğa'yla konuştum. İnanamıyorum Başak dedi. Yani bu kadar milyonlarca insan tarafından tıklanacak. Eşarp firmaları arıyor Doğa'yı. Reklam filmi için, reklam için görüşmek istiyorlar Doğa'yı. İnanılır gibi değil ya. İşte bir şey hakikaten bir yerden olabiliyor. Mesela, oluyor yani. 20 yıl sonra mesela. Çok komik kızdı. Hatırlar mısın bir gün bu davete gidiyor ödül törenine. Doğa'nın kulakları kepçedir. Savaş, 404 Aleyna Tilki'nin bu haberine bayıldım. Ya o Savaş abi o görüntü yok mu ya şu fenomen olan Doğa Bekleriz'in videosu? Biliyorsun değil mi kulaklarını yapıştırmış? Evet, çok merak ettim ya. Yapıştırıcı kulaklarını yapıştırmıştı. O zaman hayır marka abi. Yok ya. İbrahim Tatlıses'in programına katıldı. İbo Show'da bir, İbo Show'da bir program be abicim evet, ya. Evet evet, hiç marka yok. İbrahim Bey programına falan yok. Katılmış. Şu videoyu merak orada ediyorum. Programda bir halay çekiyorlar. Şarkı söylüyorlar ve şu anda milyonlarca insan tarafından şey tıklanıyor. Yoksa marka falan diyor, yok. Savaş sadece bir şey. Nihat'ın diyor gözünden kaçmadığı için diyor. Çok tebrik ediyorum diyor Savaş Teşekkür Kalafat. Teşekkür ederim, kaçmaz. Ben detaycıyımdır. Şeytan detaylarda gizlidir. Aleyna Tilki var mı Savaş'ım? Aleyna Tilki de bu Aleyna Tilki. Seren'in sevgilisiyle mi çıkıyor? Aynı bak, konuyu birbirine bağlayacak Serenay şimdi. Serenay adamla çıkmıştı. Cemil Mar- ya bu adam şöyle herhalde. Kim böyle sevgilisinden ayrılırsa hemen o kızla görüşüyor. Tamam. Demek ki bir Serenay kompleksi peki, var. Peki Aydemir Akbaş kızdan. 86. yaşını kutlamış. Aydemir abim, canım maşallah, abim. Maşallah Allah uzun ömür versin. Peki Ayşe Hatun Önal'a ne oldu? Of o çok üzüldü. Allah yardımcısı olsun. Ha, Savaş Kalafat çok enteresan bir şey yakalamış diyor ki Demet Akalın'ın da diyor. Bak diyor kuş tüyü diyor bir montun diye PR'ını yapıyor diyor. 65 bin liraya mont giymiş diyor. 15 bin lira terlikse 65 bin liraya Savaş mont Bey var. Reklammış mı bu? Bu da reklam. Demet'inki reklammış mı? Evet reklammış. Bu arada Bülent Korkmaz şu an bizi izliyor. Yine başladı. Sevgiler. Bülent Korkmaz Karaköy'ün tophane miydi o kız? Bizim Palalı Sabri'nin olduğu yer. Topaç de. Topaç değil ya, tophanenin topaç, topaç. En şık. Bak bizi yemeğe bekliyor Ebru. Özellikle seni davet ediyor. Olur. Özellikle Ebru Hanım bekar olduğunu anladın ya. Çok sevgiler, ya. Selamlar.
Ya, çok sevgiler, selamlar. Bak, bir süre birçok kişi benim dünya aret kardeşim olacak. Aynen. Ben bir ilişkim bittim. İlişkim bittikten sonra yeni biriyle bayağı bir süre kafama dinleyinceye kadar canikom. Yaklaşmam kimseye. Ablasını mantıklı örnek alıyor. Değil mi? O da güzelliğe zaten davet etmişti. Sisi var ya her yeri karıştırsın adam ortada. Valla sağına oradan Nihat girecek, buradan ben gireceğim size. Hayatım diyor ki yani... Başta yazmış Ebru Hanım olmak üzere hepinizi mutlaka aynı ruhumda diyor. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki geliriz. Tabii ki geliriz. Selamlar, sevgiler. Davet etmek yani bol kazançlar. Sünnettir. Ama yani Ebru'nun da davet edilmeyecek gibi bir şey mi şu haline baksanız Ebru'nun yani. Ebru'ya ayrılık yaramış. Güzel kadar. Vallahi ayrılık yaradı. Saçlar çok güzel oldu. Çok seksi. Aşağıda seni biraz taciz ettim ama. Aşağı Seyhan'ı sıkıştırıyordum ben de. Burada böyle hanım hanım olma bakmayın kuliste şimdi, onu sıkıştırıyorum. Şimdi montta 65 bin lira verir misin Ebru? Demet vermemiş galiba değil mi Savaş Bey? Öyle ver, mi? Verse verir misin? Hayır, yok ben vermem. 65 bin lira vermem. Ama Demet verir bu arada. Ben Demet verir. Sevin verir. Ben veririm. Yok ben mont 65 bin lira. Sevin bir çanta alıyor 40 bin liraya. Geçen gün... Vay vay. Önemli bir AVM'ye gittik. Hatun 150 bin lira bayıldı. Kız dedim 3 parça eşyayı 150 bin lira verir mi dedim. Aklımda kalmış dedi. Yahu dedim cebinde kalsaydı. Güzel ama yani. Yok vermiyorum. Bu arada Demet gerçekten çok böyle bir şey, çok pahalı bir şey nasıl veriyoruz? Bana hediye olursa alırım ama hediye olmazsa. Ben kıymetini bilirim ama ya öyle üst üste almam ama alınca da böyle alırım. Eskiden veriyordum artık vermiyorum yok. Marka olduğu için mi alırsın yoksa güzel olduğu için mi? Güzel olduğu için. Marka. Beğendim bunu. Bunu beğenmedim sence ama böyle bir şey alırım yani. Ha, beğendiğim bir şey hangi marka olursa olsun veyahut da marka olmasa da satın alırım. Alırım. Fiyatı kaç para olursa yok, olsun. Yok bakmam evet. Güzel salır. Bu başka bir takıntı ama bir de marka hiç yakışmadan da yok, öyle bir... alıyorlar markayı giyiyorlar. Yok öyle bir takıntım mi? Yok. Markayı alıyorlar he? Sence öyle değil mi? Çok ya marka var. Olduğu için de giyinen tipler yok. Biraz önce Serenay'ı terlikleri... bir 3-4 yıl öncesine kadar çok para veriyordum kıyafete. Ayakkabı takıntılarım vardı. Yok markası olmaz, yok çanta böyle takıntılarım vardı. Sonra 3 yıldır bir fiil. Bir ayakkabı da var takıntın ama. Ayakkabı ve çantada takıntılarım ve saat koleksiyonum vardı benim eskiden. Öyle takıntılıydım. 3 yıldır bir fiil çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum. Her gün güzellik salonundayım, kozmetikteyim, şuyum buyum. Gerçekten çok 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 çalışıyorum. Ve vermiyorum artık. Bak saygı duyuyorum. Ben eskiden çok verdim paralar diyorum. Bunu yanlış şey yapmıyorum. Şu an veremiyorum yani. Kıyamıyorsun. Kıyamıyorsun değil. Yani çünkü vermiyorum. Vermek çünkü istemiyorum. Çünkü neden kaynaklandı biliyor musun? Şu an iş kadını oldun ya Ebru. İş kadını olunca yanındaki insanların yaşam standartlarını ne alakası var? Ben de aynen iş kadınıyım öyle. Yanımdaki çok fark insanlar. Ediyor. Çok fark ediyor. Güvenin bana bakın. İşte sonra, veremiyorum yani. Gitmiyorum sonra insanlar aslında. Böyle bir analiz ediyorsun. Vicdani muhakemen tetikleniyor. Bir de beleş mal gelmeye başladı ya sana. Şunu giyiyor Ebru Hanım bir de para veriyorlar. Şunu giyen yok misin, ben Ebru kabul Hanım, etmiyorum. Ben öyle şeyleri kabul etmiyorum. Ben hayır. Ediyorum. Ben bak kaç tane kuaför bana sponsor olmak istiyor. Hatta bir tane de Özlem. Aşağıda da konuştuk. Aşağıda evet. Konuştu. Ben ne dedim biliyor parasını musun? Öderim dedi. Parasını öderim. Utanırım öyle şeylerden ben dedim. Aynen dedi. Bak saçıma kaynak yaptırmışım. Ne kadarsa sponsor kuaför gelmem diyorum. Nereye gitsem yemek parası da alırım. Aynen.